Herkese merhabalar sevgili dostlar. 27 Ekim Perşembe günü İzmir yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. İzmir'de bizleri 10 koşul bir program bekliyor. Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dileyenler onu da seyredebilirler. Arkadaşlar ilk koşu 5'e çeyrek kala koşulacak İzmir'de. Gördüğünüz üzere 10 koşul bir program mevcut. 2 altılı var. Bu yarış meydan bir yarış. 3 yaşlar rapatları 1200 mesafe çim pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar kendisini daha evvelden göstermiş olan burada bildiğimiz birkaç isim var tabela performanslarıyla. Mustafa Çiçek ile birlikte Prenses Didem 10 numaralı safkanla başlayacağız. Bu safkan 2-5-3 şeklinde gelmiş vaziyette. Bir önceki yarışta 4. 4 yarıştır tabela yapan bir isim 14 gün evvel 3. oldu. Bir diğer 14 gün evvel 3. olan Mehmet Kaya ile birlikte güzel ve hızlı 8 numaralı safkan arkadaşlar yine burada dikkatimizi çeken bir safkan konumundadır. Bu isimlerin haricinde burada 1.20 derecelerde geldiğini görüyoruz bu iki safkanın. Onlarla beraber diğer 1.20 yapan iki isim daha var. Bunlardan birisi 5 numara Yeltaycan, diğeri de 2 numara Kerkük'tür arkadaşlar. Bu iki safkanı da ilave etmek isteyenleri burada yazabileceğini belirtmek istiyorum. 8-10 kesin yazılsın. Yanına da 2 numara ve 5 numarayı ilave etmek istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. İkinci koşuya geçelim. E, şart 5 dişi 4 tükara arap hatları, 1200 mesafe çim pist yarışı arkadaşlar. Burada 12 adet safkan start alacak. Bu 12 safkan içerisinde ekürler olduğunu da görüyoruz ki ekürlerden 1 numara Şintay e, Shintai Vanga e, ile ekür start alıyor. Bizim için burada önereceğimiz ilk safkan konumundadır. 13 gün evvel elde ettiği bir üçüncülüğü de mevcut safkanın. Bu ismi ilave olarak burada Mehmet Kaya'nın bineceği Şal kızı 5 numarayı önereceğim. Ondan sonra arkadaşlar son yarışlarda biraz bocalamış olsa da Tolga Yıldız'a tek kurşun bu grupta şansı olduğunu düşünüyorum. Yazılması gerekebilecek bir isimdir. Bunlara ilave olarak daha fazla at yazacaklar. Burada 6 numara Anania gibi bir safganı veyahut Birsen de Fost 10 numaralı safkanı deneyebilirsiniz. Eğer daha fazla genişletmek istiyorsanız arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım. Üçüncü koşuya gelelim. Şart 4 dişi bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1400 mesafe kompist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alacak olan 7 adet safkan mevcut. Bu safkanlar içerisinde ben açıkçası bu mesafedeki derecesinde bildiğimiz ee, aynı zamanda e, en yüksek handikap'a da sahip Hüseyin Şimşek ile birlikte uçsuz bucaksız 4 numaralı safkanı favori olarak görüyorum. İlk 6'lı bu ismi dileyenler tekte atabilirler. Hiç aklınızda da bir şüphe olmasın. Yani bu atı tek attık neden gelmedi diyeceğimiz bir durum. Ee, burada oynayan kişi açısından altılı oynayan kişi açısından hiçbir böyle bir durum yok. Yani bu at burada eğer gelemiyorsa ya jokeyin bir hatası söz konusu olur ya yarış içerisinde bir şey söz konusu olur. Normal şartlarda yani anlatmak istediğim bu. Normal şartlarda bu atın burada geçilmesi mümkün değil arkadaşlar. Çünkü atın geçmişteki derecesi belli. Bunlar 4 yaşına gelmiş İngiliz atlar. 2 tanesi 3 yaşında olmakla beraber. ya 4 yaşta gelmiş İngiliz atları en iyi derecesi 1400 kumda illaki koştukları oluyor. Ve bakınız 1.26-31'lik bir derecesi var ki son yarışında 21 gün evvel 6. olmuş. Rakiplerinin birisi 8. biri 9. olmuşken bir önceki yarışında kendisi kazanmış vaziyette 4 duvara uçsuz bucaksız tek olarak veriyorum bu sebeple. Dördüncü koşuya gelelim. Meydan 3 yaşlı Arap atları 1200 mesafe Çin pisti yarışı. Arkadaşlar burada bizim de bir safkanımız alıyor. Saruhan Çınarşah, A Karaca orijin hattına sahip olan Safkan. Prenses Karaca, Arif Okan Pazar'la start alacak. E, Safkan'ımız ilk idmanından beri bir buçuk ayı aşkın bir süredir. Yani neredeyse bir buçuk ay oldu herhalde. E, düzenli idman yapıyor ve sadece Arif Okan Pazar idaresinde yaptığı bütün idmanları. Bu idmanlara baktığımızda son dönem idmanları. E, burada da Safkanımıza açıkçası güveniyoruz ama buradaki belirleyici unsur ilk kez start alacağı olduğu için Çin pistte ne yapacağı önemli. Saruhan'ın çimde bir problem olmadığını biliyoruz. Hakeza Çınarşah iki tane kısa vade yedi kazanmış bir Safkan olmakla beraber zaten onun da babası A Karaca. Yani orijinalde olarak çime gitmesine muhtemel olduğunu görüyoruz ve bu grupta da şansı olacağına inanıyorum bu sebepten ötürü. Bir de ayrıca e, Jockey ile de arasında da bir uyum da söz konusu. E, Arif Okan Pazar çalıştırdığı iç ile safkanımızı. E, burada bu yüzden 11 numaralı safkan Prenses Karacayı size ilk öneri olarak veriyorum. Yanına e, son yarış 14 gün evvel bir 4. ülke elde eden e, i̇ki adet safkan var burada. Biri Olgun Rüzgar 4 numara Mustafa şekli, Diğeri de Melda Melde Kız 10 numaralı safkan. Nevzat Avcı ile birlikte Kurt safkanı. 14 gün evvel 4. ülke elde etti bu iki safkanda. Bu iki ismi önereceğim. İkisinde 20'lerde derecesi de var. Aynı zamanda Çim'de de gayet iyi gidebildiklerini söyleyebiliriz. Hani meydan düzeyi için en azından bunu net bir şekilde belirtebiliriz. Bu koşudaki önerim arkadaşlar. Öncelik sırası vermeye gerek yok. Zaten 3 tane safkan 4, 10, 11 şeklinde arkadaşlar. Burayı veriyoruz. Dediğim gibi kendi safkanımızın çimde gidip gitmeme durumu nasıl olacak onu bir öncelikli görmemiz lazım tabi ki ama orijine bakaraktan bir de jockey ile uyumu söz konusu bir de bir buçuk aydır bir idman süreci yaşıyor. O yüzden biz safkanımıza burada açıkçası kondisyon anlamında güveniyoruz ama tabii çimde ne yapacağı birazcık meçhul olduğu için yanına da 4 numara ve 10 numaralı safkanları da ilave olarak veriyoruz. Beşinci koşuya gelelim. 17 Handicap, 4 yukarı rapatları 2 bin mesafe için pist yarışı. 1 numara Kaftan ile 11 numara Tunca Soylu'nun ekür start aldığı bir yarış. Tabi Tunca Soylu da iyi bir safkan ama Kaftan çok daha iyi bir safkan. Ve burada 63 kiloda olacak olmanın bir dezavantajı olacaktır tabi ki. Yine de bu tarz durumlarda yüksek kilolarda olan safkanların iyi koşabildiğini görüyoruz. Ekürist olduğu için zaten her türlü ikisi de iyiyken yazma taraftarıyım. 1 numaradan başlayalım o yüzden arkadaşlar. Yanına ilave olarak burada size önereceğim isim e, yine düşük kilolarda Bay Patron var. E, günün sürprizi olabilir ama mesafe uzun olduğu için sadece sürpriz önerisi olarak 12 numara bir yerde aklınızda bulunsun diyorum. Onun haricinde Halil Kaplan'la birlikte Prens Kora 4 numara ve Nevzat Avcili birlikte 5 numara Demir Koza isimli safkanlara da şans veriyorum. Bu ikisine de baktığımızda son yarışlarda tabela dışı kaldığını görüyoruz. Prens Kora birazcık daha hazır. Bu mesafede de iyi 4 numara. E, Demir Koza da birazcık daha böyle bir orta düzey bir ganyanla gelebilir. Böyle bir 7-8 lira belki 10 lira ganyanla bile olabilir. Çünkü son 3 yarıştır tabela dışı kalıyor. Bu sebepte ötürü bu grupta ben şansı fazla olacaktır diyebilirim bu grup için. Grup müsait ama ganyan olarak birazcık daha yüksek olacaktır ve bu bizim işimize gelir. Tabi burada Nevzat Avcı bindiği için ganyanlar düşer mi ne olur ne biter bilemiyorum. Biliyorsunuz ki böyle jokeylerin iyi olmasına ötürü oynanma oranı da bir şekilde artıyor haliyle. Ama yine de 5 numarayı da yazma taraftarıyım. Bu koşuda arkadaşlar 1-4-5 e, diyebiliriz. 12 numarayı da sürpriz önerisi olarak buraya verebiliriz e, diye düşünüyorum. Bir de Eren Aktuğ'un binci Akar Necat var 9 numara. O da bir hafta evvel ikinci olmuş bir isim. 2-14'lerde bir derecesi mevcut geçmişte. E, son yarışta da iyi geldiği için burada Eren Aktuğ ile de birlikte iyi bir performans sergileyebilir. 9 numarayı da sürpriz olarak yazabiliriz. 6. koşuya geldik. 14. handikap. 3 yaşlı Arap atları. 1200 mesafe çift pistte çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuda 12 safkan start alıyor. 33 gün evvel koşmuş kazanmış bir isim var burada. Gökhan Gökçe ile birlikte start alacak olan 9 numaralı safkan Çilek. Ki 1.19'larda bir derecesi var ve bu rakipleriyle hemen hemen aynı derece olduğu için 33 gün evvelki kazandığı yarıştan da öte burada bizi ilgilendiren mesafedeki performansı olacağı için Safkanın burada düşüklü bir kiloda start alacak ile beraber iyi bir yarış çıkartabileceğini ben kendisi adına iyi bir yarışı düşünüyorum. Geri bol turbo hattına sahip olan Safkan Yanına burada Alaaddin Küründük'le birlikte bizim isimli 6 numaralı safka yazabiliriz. Fakat bu safkan bir hafta arayla geldiği için birazcık şüphelerim var. Açıkçası %100'ünü ortaya koyabilir mi bilemiyorum. 12 gün evvel koşup 5. olan bir safkan Mehmet Kaya ile birlikte daha kıran 3 numaralı safkan. İlk kesişime çıkacak Mustafa Çek'le birlikte 2 numara Canko. Ee, Can Kürüş safkan 63 gün evvel en son start alıp yarışını kazanmıştı. O yarıştan beri hiç start almadı mesafe kısa olduğu için şans verebiliriz. Burada idman olmaması safkanın bu kadar zamandır hiç idman yapmadığı manasında da gelmiyor. Sadece yakın dönemde bir hafta içerisinde vesaire yapmamış olabilir veya 5 gün içerisinde. burada 2 numarayı da yazabiliriz. 2 3'ü yazdık diyelim burada. Ondan sonra diğer belki biz 9 duvarı Çili'ye yazdığımız varsayıyorum yine. Böyle bir kupon yapmaya çalıştığınızda bir de 6 numaradan bahsettik. 2 3 6 9 şeklinde 4 safkanlı bir kupon gayet yeterli olacaktır bu yarış için. Eğer daha fazla at ilave etmek istiyorsanız buradaki diğer safkanlar birbirlerine hemen hemen yakın isimler oldukları için beğendiğiniz herhangi bir safkanı veya birkaç tane safkanı yazabilirsiniz. Ben burada koşuda 12 safkan var. 4 tanesini öneriyorum sizlere. Gelelim 7. koşuya. Şart 19 3 yaşlı İngilizler 1300 çim pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 12 gün evvel 5. olan Safkan Mehmet Kaya ile Real Force 4 numarayla başlayacağız. yani 19 gün evvel 2. olan bir Safkan Bayan Mahur 1 numarayı söyleyeceğim. Halil Kaplan ile 2 numara Mahsumzade amcamız Safkan'ı 12 gün evvel kötü bir yarış çıkardı fakat daha evvel ki çim pist tabelalarını düşünerekten buranın şart 19 yani yine meydan düzeyi olduğunda belirtmekte fayda var. Bu yüzden bu koşuda şansı olacaktır. Little Gangster yavrusu Safkan ki zaten Little Gangster yani burada tabii şöyle bir şey var aslında orijin olarak e, birçok safkanın iyi orijinlere sahip olduğunu görüyoruz ama İngiliz atlarında özellikle böyle bir durumda karşılaşabiliyoruz. Yani Little Gangster dediğimiz at e, Gazi koşusunda üçüncülüğü olan bir safkan haliyle burada e, bu safkanın Mahsubzade'nin aslında çok çok daha iyi performans sergilemesi gerekebilir ama genel olarak diğer bütün orijinlerinde de öyle olduğunu görebilirsiniz. E, böyle bir durum söz konusu oluyor genelde. E, biz iki numarayı da öneriyoruz. Burada bir numara, 2 numara ve 4 numaralı safkanlar ilk üç olarak burada e, bir arada tutabiliriz. Daha fazla tilave edecekler bu koşu Koşuya 5 numara Merilex Bekir Mert birlikte ve Comanchero 3 numara Nevzat Avcı ile birlikte yazılabilir. Yani en geliş ihtimalle 1 2 3 4 5 burayı yapabiliriz arkadaşlar diyorum. Ee, gelelim 8. koşuya kısa vade 7 bir mücadele 3 yukarı İngiliz safkanları 1300 mesafe için pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada e, mesafe kısa olması itibariyle ben bir safkanı burada e, avantajlı görüyorum. Ee, tabii ki rakipler olabilir ama ben bu ismi daha önde gördüğüm için burada arası da var 61 gün ama buna rağmen ben burada geçilmeyeceğini düşünüyorum. Vektor 5 numaralı safkan Mustafa Çekli birlikte e, Can Ekürisi'nin safkanı burada kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Tek olarak veriyorum. Bunu e, yapmamın sebebi nedir onu söyleyeyim. Burada rakip olabilecek isimler var mı? Var aslında. 19 gün evvel start almış olan 3 isim var. Bu 3 isimle bu 5 numaradan daha yüksek kiloda start alıyorlar. 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar bu 1. İkincisi 1, 1, 2 ve 3 numaralı safkanların son yarışlarında baktığımızda aynı yarışta 1'i ikinci, 1'i 5. 1'i dördüncülüğü mevcut. Olbak'la beraber Burada Kara Mehmet belki bir adım hani yakın olacaktır vektora ama ben vektorun stil olarak da 61 gün arası olmasına rağmen eğer bu yarışa yazdıysa ikürisi burada ben kazanacağını düşünüyorum. Böyle yarışlar çok gördük. Mesafe kısa olduğu için ben güveniyorum 5 numaraya bu yüzden tek veriyorum. Ama eğer siz buraya gelirken 3 numara Kara Mehmet'i tek atma gibi bir düşünceniz varsa ben sizi yanıltmak istemem. Eğer böyle bir düşünceniz varsa 3 numarayı tek atın. Ben ama 5 numaraya güvendiğim için 5 numarayı tek olarak veriyorum. Bunu da belirtmiş olayım 61 gün arasına rağmen ve bu bir risktir. Bu riski de almamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası bu koşuda. Gelelim 9. koşuya 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 için pist yarışı arkadaşlar. Burada 7 gün evvel ikinci olmuş olan Bekirmen Bırık'la birlikte 2 iki yarıştır ikinci gelen bir safkan. FMI Halk 9 numarayla başlayacağız. Mehmet Kaya ile birlikte Narayama 6 numara. 7 numara Menas, Mertcan Çelik'le birlikte ki Mert, Mena, bu ikisi biri birinci, biri ikinci oldu son yarışlarında. Nevzat Avcı ile birlikte 5 numara Himbo e, ve 4 e, Batıray, Barış Kurdu ile birlikte 12 gün evvelde ikinci olan Misafkan buraya ilavelerimiz olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Kısa mesafe olması itibariyle bir numara Lady Lopez Mustafa Çiçek'le birlikte 89 gün arasına rağmen tercih edilebilir ki safkanın iyi dediği derecesi var zaten burada. Ee, burada daha da geniş oynayacaklar 10 numara Follow the Leader isimli safkanında da e, yazabilirler buraya. Ee, açıkçası bu şekilde bir kupon yaptığımız takdirde en geniş haliyle bir söyleyeyim sonra küçük halini bir daha söylerim gerekiyorsa. Arkadaşlar 1 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara... 9 numara ve 10 numara şeklinde bir geniş kupon yapılabilir. Ama küçük bir kupon yapacaklar için önceliğimiz burada 9 numaralı safkandır. Peşine de 7 ve 6 numaradır. Yani bu şekilde düşünelim. Ondan sonra 1 numara ve diğerleri gelecektir. Yani bu şekilde aklınızda bulunsun diyeyim. Gelelim 10. ve sonuncu koşu. 12 safkan start alıyor. Meydan 3 yaşlı Araplar. 1200 mesafe çim pist yarışı. Arkadaşlar Mustafa şekli birlikte baritonla başlayacağız. Bu safkan 2 iki tane ikincili bir dördüncülüğü, bir beşinciliği var. Son yarış kötü gelmiş olsa da yine de burada şansı olacağını düşünüyorum. Ee, ilave olarak Alattin Küründük'le birlikte start alacak olan Karim Ama. 9 numara safkan ve 12 numara Pınar Rablı, İsmail Kale ile birlikte start alacak. Bu iki safkanda son iki yarışında ikinci geldiler. Hakeza burada Pınar ablanın 1.1981'lik bir derecesi var. Kesinlikle hiç yatsınamayacak bir derece. Dişi olması itibariyle düşük de bir kiloda da start alıyor haliyle. Ben bu safkana da şans veriyorum. Ee, bir de ekürilerden Mondiş, Kaya Ekürisi, Safkan Mehmet Kaya ile birlikte start alacak. 6 yolda ekürisi start alıyor. Mondiş'e de şans veriyorum arkadaşlar. Bu durumda burayı bu şekilde yaparsak eğer kesinlikle geçeriz diye tahmin ediyorum. Yani 1 numara, 6 numara, 9 numara ve 11 numaralı safkanları yazmamız taraftarıyım. Bu videoyu da bu şekilde bitiriyorum. Ee, diğer bir videomuz yayınladır. Dileyenler seyredebilirler Ankara tahminlerinde. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de bizlere teşekkürler. Butonundan videonun altında destekle bulunmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.